Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz çarşamba günü üzücü bir olay yaşadık. Köy minibüsümüz her ne kadar Ereğli yolunun 30. kilometresinde kaza yaptıysa da bu yol kazanın ana sebebi görmüş olduğunuz Taşkale Atatürk Mahallesi ile Taşkale arasındaki bozuk yoldan kaynaklandığına kesinlikle inanıyoruz. Değerli basın mensupları, köyümde yaklaşık 22 adet mermer ocağı var ve 4 adet kesim fabrikası. Bu mermer ocakları yaklaşık bu yıl devlete 80 milyon gibi bir katkı payı vardır. Bu yıl önceki yıllara göre üretim %35'lere kadar düştüğü halde ödedikleri miktar bu kadardır. Tam faaliyet çalıştıklarında devlete ödedikleri katkı payı bu meblağın 2 katını geçmektedir. O sebepten ötürü bu yolu yapımı bizlere bir ihsan değil, hakkımızdır. Biz ne Afrika'da bir devletiz, ne de sizler sömürgeci bir İngilizsiniz. Bizler bu ülkenin namuslu, şerefli, işini en iyi yapan Fatih. Biz ne Afrika'da bir devletiz, ne de siz sömürgeci İngilizsiniz. Bizler bu ülkenin namuslu, şerefli, işini en iyi yapan vatanperver yurttaşlarıyız. Sayın Eyüp Çayır, Sayın Adem Kapar, Sayın Hakkı Karaduman, Sayın Mustafa Yangöz, Sayın Veli Ülküsever, şimdi sizlere soruyorum. Bu kazada 2 ölü, ikisi ağır, 13 tane yaralımız var. Taşkale'ye gelen 500 bin ziyaretçiye miydi bu kesilen ceza? Ya da Taşkale'ye miydi? Yine soruyorum sizlere, vicdanınız rahat mı? Ben her türlü sonuca hazırım, siz hazır mısınız? Siyasetteki oy kaybınızı ve beceriksizliğinizi Taşkale'ye kestiğiniz ceza ile kendinizi aklamış mı oluyorsunuz? Sayın Valim, ben bu basın açıklamasını yapmadan önce sizinle görüşmem gerektiğini bilen bir muhtarım. Bu olayda size saygısızlık yapmayı hiç düşünmedim. Ama sizden önceki gelen sayın valilerimize bu olayları ve mağduriyetlerimizi anlattım. Hepsi bana ve köyüme hak verdi. Ama il genel meclisini hiçbir zaman geçemedim. O sebepten ötürü yine beni boyalı laflarla kandıracaklarını düşündüğümden dolayı sizi rahatsız etmedim. Sayın Cumhurbaşkanım, siz ki Afganlısına, İranlısına, Suriyelisine, hatta şu anda Ukraynalısına kucak açmış bir lidersiniz. Bu metal yorgunluğuna uğramış kişilerden bizleri kurtarın. Saygılarımla Taşkale Köyü Muhtarı Hasan Karaca. Kusura bakmayın. Olaylar üst üste geldi. Duygusal bir durumda kalıyoruz. Soracak sorularınız varsa alabilirim. Sayın Muhtarım, biraz önce sormuştum ben. Aslında herkes bu yolun kullanıldığını çok bilmiyor. Ama o araç o gün buradan geçiyor. Her zaman Taşkale'den insanları alıp bu yolu kullanıyor değil mi? Evet diyorlar, biz bu yolu kullanıyoruz. Şimdi ben yaralıyım mesela. Öbürleri iki ağır hastanede yatıyor. Bizim mecburiyetimiz ne? 10 tonluk bir yoldan 100 tonluk yük geçerse kardeşim, bizim mecburiyetimiz ne? Her gün lastik değiştirsek, her gün şey yapsak biz ne yapabiliriz ya? Bıçak bizim çivimi, hep çiviler, çivimi taşlar 50 metre gelmeden, 30 metre gelmeden yarıp koyuveriyor. Biz ne mecburiyetimiz? Her gün bir lastik değiştirebilir misiniz sizler olsanız? Mağdurun biri de burada. Dinlersen. Amca, senin isim soy isim ne? Mustafa Yılmaz. Elmas. Yılmaz. Elmas saklandı. Eşik Konya'da yatıyor. Konya'da yatıyor. Şimdi bir daha çıkmış kırık. Yeniden ameliyata, ortopedikte ameliyata katıyorlar. Ameliyata katıyor. Evet. Her gün hocam, kullanıyor muydunuz bu aracı, yoksa o gün mü bindi? Haftada 3 gün kullanırız bu aracı kardeşim, biz 3 gün geliyor. Yoldan hep.
Yoldan. Evet, yoldan ezildi ezildi. Oraya varınca da kaza yaptı. Her gün biner kadar binlik ettikleri araba. Biz araç şoförüne şikayetçi değiliz. Yoldan. Yoldan şikayet. Yoldan geçen ağır vasıtalardan şikayetçiyiz. Şimdi Elmas ablamın eşi ağır yaralılar arasında Musa Soytürk. Senin anladığımız kadarıyla kırgınlığın İl Genel Meclisi üyelerinin, yani telefonda da konuştuğumuzda bize söylediğin, bir geçmiş olsun seni görmelerine rağmen bir geçmiş olsun dememeleri, bir başınız sağ olsun dememeleri. Ya bu iş için kaç kez gittiniz, kaç kez kapılarını çaldınız? Ya şimdi ben muhtarlığımda benim en büyük hedeflerimden biri bu ana yolumuzun bağlantısı, ikinci yayla yolları ve Erdemli yolunun bağlanmasıydı bizim Taşkale'ye. Yol medeniyettir sonuçta. 500 bin ziyaretçimiz var. Bu 500 bin ziyaretçinin gelip geçeceğini en az 200 bine Ereğli tarafından bu yolu kullanır. Bir de iki mahallenin arasındaki bağlantı yolu. Ya şimdi açık konuşmak istersek bu yol kesinlikle başlanmayacaktı. Onu da bahsedeyim. Abidin Başkanı'nın baskısıyla bu yol başlatılmıştı. O gittikten sonra ödenek bahane edildi. Ödenek bahane olduğuna olmadığını hepimiz biliyoruz. Sonuçta yani vekillerimiz de destek çıkmaz desem yalan olur ama İl Genel Meclisi'ni hiçbir zaman aşamadı. Sıkıntı hep oralarda takılı kaldı. Size nedenleri ne? Yani neden olarak ne istiyorlar? Benim burada ya açık açık denildi. Yani bizim burada oy çıkmadığından dolayı yapılmayacağı söylendi. Açık açık söyleyelim. O zaman buraya köye gelmesinler, açık açık seçime söylemem. Gelmesinler o zaman. Hayır, sen yani köye gelmesinler. Ben bunlar, bu yol bizim onları. İçin, ya, bu yolu yaptıklarında bize bir ihsanları değil onlar. Ya benim 22 tane aktif mermer ocağı benim doğamı katletti. Ya onlara bir şey yapamıyoruz ve onların yıllık sürekli bugünün parasıyla ortalama 100 milyon gibi yıllık devlete katkısı var. Yani bir 10 kilometrelik yolu yapamayacak bir devlet miyiz? Ya bugün 12-13 milyon göçmene bakan bir devlet 10 kilometre bir yolu yapamaz mı? Bunlar gibi yapar. Sonra Karaman derince akla ilk önce Taşkale gelir. Başka hiçbir yer gelmez. Eğer önümüzdeki günlerde Konya Karaman lafından kurtulacaksak bunun ana yolu Taşkale'den geçer. Çünkü Taşkale'yi yeterli hale değerini veremiyoruz. Taşkale Karaman'ın bir aynası. Hani eskiden derdik ya işte şurası insanlığın aynası diye malum yer için. Ama bizim gerçekten Karaman'ın aynası burası. Burayı bakmadığımız, burayı temiz tutmadığımız bu müddetçe olmaz yani. Teşekkür ederiz efendim.